بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه أبد بو آيات كريمة بنزر آيات ذا ربقت من sadece Hz. Meryem'in isminin sarahaten açık bir şekilde zikredildiğini görebiliyoruz. Hafızlar bilir, Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar tetkik ettiğimiz zaman görebiliyoruz yani. ha. Evet başka kadınlar da zikredilmiş ancak onların isimleri zikredilmemiş. Sadece kadın eş olarak ele alınmış. Mesela ya beni Adem eskun ente ve zevcükel cenneh. Hazreti Adem'in خانم هاو عشان زوجك تعبير قلانمش سالفة اشين ضرب الله مثل للذين كفروا مرأة نوح ومرأة لوط. لوطو هاو زت اللوط و زت لوطا عريم سلام مثلا خانم لرا امراة لراسك جادل مش يعني و كيب يغامرين و كيب نبين خانم الله مثل للذين امن مرأة فيرعون و يتنهمن عقب بندبش قبيرايات Firavun'un hanımı Hazreti Asiye için gene imraat tabiri kullanılmış yani. Peki bunun sebebi nedir? Bazı ulema bunu hikmetin şu şekilde beyan ediyorlar. Diyorlar ki Hristiyanların testis inancının yani üç ilaha tapıyorlar yani. işte bu inancın batıl, fasıt olduğunu ifade etmek içindir. Yani Hazreti İsa ve Hazreti Meryem ikisi birer ilah değil. İsa bin Meryem'e. İsa bin Mra'atin demiyor bakın. Aa, İsa o Hazreti İsa ki Hazreti Meryem'in oğludur yani ha. İşte bunu ifade etmek için onların o akidelerinin batıl olduğunu ifade etmek suretiyle bu şekilde sarahaten zikredilmiş diyorlar. Tabi vel ilmu indallah yani. Allahu Teala en iyisini bilir, en doğrusunu o bilir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.